Efendim tekrardan hoş geldiniz. Ben tek bir videodan sonra devamını getirmeyecektim. Lakin namı diğer orangutan saldırılarını kesmedi. Hatta az önce bile benim videolarımdan birisinden kesip kırptığı, aslında para için her şeyi yapan insanlarla dalga geçtiğim, ironi yaptığım, kinaye yaptığım yeri az önce paylaşmış. Ya. Abi para her şey ya. Para her şey. Ben para için kötümü veririm ya. Aslında yapacağım tek videomda demiştim ki elimde daha çok bilgiler, belgeler mevcut. Lakin ben bu konuyu ilerletmek ve konuyla alakası olmayan insanları konuya karıştırmak istemiyorum. Konu sonuçta savaş ve benim aramdaydı ve konuyla alakası olmayan kadınları, çocukları vesaire konuya dahil etmek istemedim. Lakin savaş, aileme hakaretten tutun, illegal şekilde ailemle ilgili ele geçirdiği bilgileri kullanarak beni tehdit etmekten geri durmadı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Sen gaysin diye iftira atarsın. Bu çok basit. Adam da der ki ben gay değilim. Bunu anlamın yöntemi çok basit. Bunu yıllar önce söylemiştim bana bu muhabbeti yapanlara. Bakın, yollarsanız annenizi, ablanızı, kız kardeşinizi, eşinizi, sevgilinizi, onlar benim gay olup olmadığını size anlatır. Ha ben gaysem zaten bir sıkıntı yok. Ama gay değilsem, işte o da senin alacağın risk. Bir de şöyle bir riski var. Benden sonra sana geri dönmeyebilir. Dönerse de ne o hisseder, ne sen hissedersin artık. Savaş daha önce buna benzer söylemleri Cenk Hoca'ya yapmıştı. Bunun üstüne Cenk Hoca, Savaş'ın seminer verdiği yere gittiğinde hem polis korumasıyla hem de güvenliğe ne olur bu adamı almayın sözleriyle bırakılmış fotoğrafına takıldı. Savaş'a hiç dokunmadan onu nakavt etmeyi başarmıştı. O yüzden Savaş'ın yaptığı bu kansızca yorumları ciddiye bile almıyorum. Ha ciddiye almış olsam bile Savaş'cığım, ailemde orangutanları beğenen ve özgüvensiz insanlarla birlikte olmak isteyen herhangi bir kadın olduğunu zannetmiyorum. Savaş'ın seceresi kabarmaya devam ediyor. 15-16 yaşında biliyorsunuz çocuklar bazı sızdırılmış bilgileri ele geçirdiler ve benim ve ailemin datası ortalıkta dolaşmakta. 20-25 lira vererek bunları ele geçirebiliyorsunuz. Bu sadece benim için değil, herkes için geçerli. Savaş da kendisini çok büyük bir Sherlock zannediyor ve gitmiş bu bilgileri almış illegal bir şekilde. Savcım da bundan haberdar olacaktır. Ve bu bilgilerden yola çıkarak Cebeci ailesinin ablamın oturduğu adrese, yani Altıntepe'ye yakın olduğunu söyleyerek beni ablamla tehdit etmekten çekinmiyor. Cürmün kadar yer yakarsın Savaş. Senden korkan senin gibi olsun. O steroidlerle ve growth'la büyüttüğün kasların altında ince bir iğne batırıldıktan sonra küçük bir Winnie the Pooh yattığını hepimiz biliyoruz. Korkak herif seni. Peki Savaş, madem ailemdeki bütün kadınlara küfür ettin, madem beni tehdit ettin, madem illegal bir şekilde ele geçirdiğin bilgilerle ablamın hayatıyla beni tehdit ediyorsun, o zaman başlayalım. Savaş Cebeci'nin videoma karşı hazırladığı cevaplar videosunda kıvranışlarını izlemek bana inanılmaz bir haz verdi. Aldığı 3 saatlik derslerin sertifikalarını bile gösterdiği, ancak bu sertifikalardan hiçbirinin üniversiteden almadığını, aksine Çikimçonik sertifika enstitülerinden topladığını kendisi kanıtlamış oldu. En sevdiğim bölüm de ısrarla yıllarınızı bu işe gömmeniz gerektiğini söylerken, masaj terapisti olmanın gerekliliklerini gösterirken kendisi Google araması yaptığında aslında dediklerinin tam tersinin çıkması. İnanılmaz trajikomik bir durum. İşte bir tanesi diyor 1000 saat, 500 saatli var, 400 saatli var, 600 saatli var. Eğer part time giderseniz 2 yılda alabilirsiniz. Eğer full time giderseniz 1 yıldan daha kısa bir sürede alabilirsiniz gibi şeyler zaten kendi arama yaparken karşısına çıkıyor. Yani onun dediği gibi masaj terapisti olmak için üniversiteye gitmenize falan gerek yok. Ben bunu zaten kanıtlamıştım. Çok akıllı orangutan abimiz kendi videosunda bir daha kanıtlamış. Bu arada bu son videom. Bundan sonra çok büyük sataşma gelmezse video yapacağım. Tabii ki her videosunda olduğu gibi bu son videom demiş. Tabii ki bu son videom dedikten sonra yaklaşık 18 tane story, 3 tane reels, 2 tane de YouTube yorumu attı. Her videoda olduğu gibi yine küfür ve anabacı duyarı yapmış. Oysa ki ben videomda kimlere ne sebeple küfrettiğimi söylemiştim. O gün sahiplendirmeye çalıştığım köpekten ötürü küfrettiğimi söylemiştim. Kendisinin analara, bacılara, karılara, eşlere, kimseye saygısı olmadığını zaten hem bu videonun başında gördünüz
hem de diğer videoda paylaştığım küfür tiratlarında gördünüz efendim. Bütün bana ve benim takipçilerimin annelerine küfür ettim. Bizim en kutsal değerimize, en azından bizim için öyle, belki senin için öyle değil, küfür ettin. Arkadaşlar, ben insanlara sen obezsin diye aşağılasam ben aç kalırım. Ben obezleri zayıflatarak para kazanıyorum. Öyle mi? Emin misin? İnsanların vücutlarıyla dalga geçmiyor musun? Doğru mu? Yani bir insana ben böyle hakaret etsem sürekli, bu arkadaşın oluşturmaya çalıştığı algı gibi, benim hiç para kazanmamam lazım. Evet, bence zaten para kazanmaman lazım. Obezlerle nasıl dalga geçtiğini geçen videomda göstermiştim. Sadece obezlerle değil, aynı zamanda zayıflarla da dalga geçiyorsun. Mesela bu görselde henüz reşit olmayan küçük bir takipçini sırf ego zirvede yine dediği için solucan vücutlu bir kurusuna benzetip bu çocuğu anasının vajinasına geri sokmakla tehdit ediyorsun. Üstüne üstlük sadece bunları söylemekle kalmayıp çocuğu takipçilerin önüne atarak bir de linçlenmesini sağlıyorsun. Bu videoda da ne dediğini anlamayan Ürdünlü birisiyle zargan olduğu için dalga geçip bunu takipçilerinle paylaşıyorsun. Muhteşem! Arkadaşlar, yanımda Mr. Zargan var. Right? Where from? Jordan. Jordan? Jordan? Jordan. Ürdün. Ürdün Zargan'ası bu. Birlikte kör yapacağız. Hadi bakalım. Say Zargan'a. Zargan'a. Zargan. 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 Okay, let's go. Zargan'a kör. Israrla çalıştığın otelin gay otel olmadığını, gay friendly otel olduğunu söylüyorsun. Bu söylemlerine artık ben cevap vermeyeceğim. Otelin sahibi cevap verecek. Buyur Savaş. O spayı kuran benim. O otel açıldığı zaman, ilk açıldığında oradaydım. Spayı kuran benim. Bu gay friendly olarak açıldı. Yani gaylerin rahat edebileceği bir otel olarak açıldı. Ama sadece gay otel değil. With a vision to open the city's first gay-oriented, straight-friendly hotel. Over 20 years ago, Ian Schrager was building great boutique hotels, and they were known as homo-friendly. My concept was to make it hetero-friendly or straight-friendly, a place that's built from the ground up with the gay tourist and gay consumer in mind. Gavin gösterdiğim Ian orayı gay-friendly olarak açtı, yani gayler rahat gelebilsin manasında açtı ama. Gay-oriented, straight-friendly hotel. Efendim, sizin de göreceğiniz üzere otel gay-oriented, yani gaylere yönelik, straight friendly, yani straightlere, heterolara da kapısı açık bir otel. Ama Savaş hocanız tam tersini söylüyor. Gay friendly diyor. Yani gaylere de kapısı açık. Savaş, İngilizce biliyoruz bra. Evet, bu zırva dolu videosunu da atlattığımıza göre benim aileme dil uzatan, benim ailemi tehdit eden, onlara küfür eden Savaş'ın biraz geçmişine bakalım ha. Ne dersiniz? Video derinleşiyor. Efendim, bu bölüme geçmeden önce şuna bir parmak basmak istiyorum. Amerika public record, yani halka açık kayıtları çok geniş arşivlerle dolu olan bir ülke. Bu videoda göreceğiniz her şeyi public records'tan, yani halka açık olan kayıtlardan buldum. Savaş, Amerikalı olmakla övünüyordun. Bakalım Amerikalı olmak seninle ilgili ne kadar bilgiyi bize açmış. İlk baktığım public record New York City'nin The Marriage Index'i oldu. Burada groom, yani damat bölümüne Savaş'ın adını yazdım ve yaşadığını tahmin ettim. Bronx ve Manhattan'a tik attım. Çünkü oralarda dolaştığını görüyordum storylerinde. Bu şekilde Savaş Cebeci'nin eşinin adını öğrendim. Miriam Tejada. Kendisi Güney Amerikalı, Latino bir hanımefendi. İsmini anlattığım zaman karşıma çok fazla Miriam Tejada geldi. Peki doğrusunu nasıl buluruz? Peki Miriam Tejada Cebeci diye aratsam? Bingo. Miriam Tejada Cebeci. Kendisi Lafayette Square adında bir firmada çalışıyor. Şirketlere yatırım danışmanlığı yapıyor anladığım kadarıyla. Merhaba Miriam, tanıştığıma memnun oldum. Yine herkese açık sarı sayfalara benzer bir sitede yaptığım araştırmada Miriam'ın adresini buldum. Miriam'ın adresinin bulunduğu bu sarı sayfalarda aynı zamanda 76 yaşında olduğu yazıyordu. Bu biraz kafamı karıştırdı. Yine de aynı adreste sorgulama yaptığım zaman Savaş Cebeci'nin de bu kayıtlı adrese kayıtlı olduğunu fark ettim. O zaman şüphe götürmeyecek bir şey var ortada. Miriam, Savaş Cebeci ile aynı adreste yaşamıştı. Ho ho ho, Amerika muhteşem ülke. Amerika'da her şey şeffaf.
Türkiye'de Savaş Cebeci benimle ilgili bilgileri illegal bir şekilde ele geçirmişti. Lakin Amerika'daki bütün bilgileri maalesef ortada. Geçmiş olsun Savaş Cebeci. Oturdum, mahkeme kayıtlarına baktım ve şunu buldum. Miriam'la Savaş Cebeci arasında bir boşanma davası vardı. Dosya 2018'de hazırlanıp 2022 Şubat ayında yürürlüğe girmişti. Şu anda bu dava sürmekte. Yani Savaş'la Miriam hala evli görünüyorlar. Bu bilgi neden önemli diyeceksiniz. Ona da çok yakında geleceğiz. Kendisini yıllardır milyoner iş adamı, New York'un yarısının sahibiymiş gibi pazarlayan Savaş Cebeci aslında Manhattan'da oturuyordu. Aslında New York'un çok da güzel bir yeri olmayan Manhattan'ın da Bronx'a çok yakın bir yerinde, komşu bir yerinde kalıyordu. Ki Bronx bilmeyenler için aslında New York'un Bağcıları gibi bir yerdir. Videolarında ve storylerinde de benim tahmin ettiğim üzere kendisi Bronxluydu. Peki bu Bronx'a komşu Manhattan'ın birazcık içinde olan ev Savaş Cebeci'nin mi sizce? Tabii ki de değil. Yine public records olan New York'un Acris sisteminde isimleri yazdığım zaman, Savaş Cebeci'yi yazdığım zaman kendisine ait bir tırnak makası bile çıkmıyor. Lakin eşini araştırdığım zaman bu ev dahil olmak üzere 6 tane daha taşınmaz mülk kayıtlı olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorum. Kilolara, güzelliğe ve dış görünüşe bu kadar takıntılı Savaş Cebeci'nin kendisinden neden bu kadar yaşça büyük bir kadınla evlendiğini ya da neden kendisinden daha geniş kollara ama kastan ötürü değil sahip bir kadınla evlendiğini çözmek benim için zor. Farklı fikirler üretilebilir tabii ki. Belki de Amerika'da oturma izni ve vatandaşlık almak içindir. Bilemem. Oradaki beyin jimnastiğini siz yapacaksınız arkadaşlar. Efendim, Kanada yolcusu kalmasın. Videonun bu kısmı ile ilgili çok fazla kredi üstüme alamam. Cahariye'den bir arkadaşımızın yaptığı araştırmalar sonucunda Savaş Cebeci'nin Kanada'daki hayatı ile ilgili çok güzel bilgiler aldık. Kendisinin mitomani hastası olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek bu araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu yapan arkadaşımız videoyu kaldırdıktan sonra videonun telif yenmeyecek şekildeki halini ben hazırladım, parçalara böldüm ve kendi yorumumla şimdi sizlere sunacağım. Hazır mısınız? Kemerleri bağlayın. Hocam ne iş yapıyorsun diye soruluyor. Kanada'da ince işler peşinde. Toronto'da 3 ayrı iş yerim var. Bunlar Toronto merkezde, Toronto'nun pahalı bölgelerinde. Sahi hocam, tam olarak ne işle meşgulsünüz? Peyzaj işi yapıyorum. Ev, bahçe, filan, plant yani yeşillendirme, çiçek, işte ofislere filan bu işi yapıyorum. Öyle mi hocam? Ne kadar kazanıyorsun? Pandemiden önce aşağı yukarı 2 milyon dolar civarında günlük kilomuz vardı. 500 bine düştü o. Çünkü ben ofislerle çok iş yapıyorum. Hep kapalıydı bütün bankalar, finans firmalarıyla yollarıyla filan. Mağaza sayımızı 3'te şimdi 4'e çıkarttık. Bu benim 2. mağaza. Arkamda gördüğünüz yer. Tahmin ediyorum Allah nasip ederse pandemi de biterse yıllık 3 milyon dolar üzerine inşallah çıkacağız. E tabi alçak gönüllü bir iş adamı ya hocam. O yüzden 100 liraya 150 liraya uzaktan online eğitmenlik yapıyor ve katıl butonunda müşterilerini bekliyor değil mi? E biz de bunu yedik. Gerçekten kendisine ait olsaydı bu firma, firmanın adını bağıra bağıra söylemez miydi Savaş hocam? 3 milyon dolar ciromuz var ulan firmamız da bu demez miydi? Derdi. Peki bu firmanın adı ne? Pistil Flowers. Pistil Flowers'ın içinden, mekanın farklı yerlerinden ve deposundan "Bura benim mekan" diye videolar çekmeye devam ediyor. Bugünkü konumuz ne? Fayans nasıl yapılır? Müzik olarak. Şimdi bu fayansları ortadan ikiye böleceğiz. Lavabo etrafını fayans yapacağım. Benim deponum. Lavabosu. Mekan tabii ki Savaş Cebeci'nin değil. Savaş Cebeci burada böyle tamir, mamir, getir götür ayak işlerini yapıyor. Bir tane arabayı dolduruyor Pistil Flowers ürünleriyle. Az sonra değineceğimiz bir araba. Dikkatle izleyelim. Lan millet sıfır aracı bu araçları makam aracı diyoruz. Peki bu Pistil Flowers gerçekten kime ait? Şirket
Yvonne Young adında Güney Kore asıllı bir Kanadalı hanımefendiye ait. Şirket 2009'dan beri yalnızca bu hanımefendiye ait. Şirketin dosyalarına baktığımız zaman başka bir ortağı görünmüyor. Neler oluyor? Instagram sayfasında dolaşırken eski storylerinden birisinde basına verdiği bir demeçte dikkatimizi çeken bir şey oldu. Dikkatlice izleyin. Evet, burası Savaş Hoca'nın daha önce "Burası benim Kanada'daki evim" diye tanıttığı mekan. İçinde çeşitli maymunluklar yapıp storyler, reels'lar, videolar yüklediği mekan. Kimin evi acaba? Tahmin edeceğiniz üzere Savaş Cebeci'nin Kanada'da da bir tırnak makası bile yok. Her şeyi bu kadının. Hatta bir tane video çekmişti, hatırlıyor musunuz? Audi Q7 aldı. Dikkatli izleyin. Arkada kim var? Ödemeyi acaba kim yapıyor ha? Arkadaşlar şu anda Audi'deyim. Şu arkamdaki aracı alacağım. Q7. Defender'dan vazgeçti. Planımız o oradan. Bildiğimiz aracı yerine verin dedik. Aracın tanıtımını yapacağım. Güzel araç. Değişiklikler var. Tam böyle aile arabası gibi görüntü olsun istemiyordum ben. Tipik Amerikan aileleri gibi. O biraz daha sportif görünüyor. İyi yani. Biraz bakalım araca birlikte. Bu aracı alacağım sanırım. Yıllarca, on binlerce, belki de yüz binlerce kişiyi bu adam kandırdı. Milyoner bir iş adamı olduğunu söyledi. Hatta Türkiye'ye gelip bir spor salonu açtığını söyledi. Lakin o spor salonu sadece Savaş Cebeci'nin adı kullanılarak açılmıştı. O spor salonunun sahibi bile değildin lan sen Cebeci. Yalancı herif. Bakın nasıl videoda rahat rahat sallıyor. Şu kadar mağaza açtık, bu kadar mağaza açtık. Dokümanlarda adı bile geçmiyor. Kolpa Cebeci. Mağaza sayımızı 3'te şimdi 4'e çıkarttık. Bu benim ikinci mağaza. Arkamda gördüğünüz yer. Bak burada tavuk var. Tavuk kanat. Mis gibi tavuk kanat. Burada ne var? Et. Mis gibi et. Biftek. Efendim ben önce bu adamın narsist olduğunu düşünüyordum. Egemonyak birisi olduğunu düşünüyordum. Eleştiri kaldıramayan yapısı, videolarına gelen "Savaş Bey haksızsınız" minvalindeki yorumları bile silip tek tek herkesi bloklayacak kadar emek harcaması gibi şeyler beni bu düşünceye etmişti. Fakat şimdi görüyorum ki kendisi tam bir mitoman. Mitomani hastalığına halk arasında yalan söyleme hastalığı denir. Özellikleri nelerdir bakalım. Hayal gücüyle ürettikleri düşüncelerin gerçekliğine inanırlar. Bunu çocuklar da yapar. Lakin bunu büyükler yaptığı zaman bu patolojik bir durum diyoruz. Yalan söylediklerinde asla utanmazlar. Etkileyici, güzel ve fantastik yalanlar söylerler. İşte benim şöyle bir işte işlerim var, böyle işlerim var. Aynı Savaş Cebeci. Yalan söylerken kendilerini önemli bir insan ve kahraman gibi gösterirler. Yalanlarını yaşadıkları anılar gibi anlatırlar. Kendileriyle çok övünürler. Hasta olduklarının farkında değildirler ve bu kurdukları fantezi dünyasında yaşarlar. Özür dilerim Savaş, fantezi dünyanı patlatıyorum ama son durak, inme vakti koçum. Bu saatten sonra bu adamın söylediği herhangi bir şeye inanan da kendi zekasından şüphe etsin. Takip etmeye de devam edecekseniz bir mitomanı takip ettiğinizi bilerek takip etmeye devam etmenizi tavsiye ederim. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım bir daha bu konuda video yapmamak üzere görüşmek üzere. Öpücükler.